Arkadaşlar bu dersimizin konusu araç gösterge ve güvenlik sistemleri. Gösterge sistemleri taşıt hareket halindeyken veya motor çalıştırıldığı sırada sürücüye bilgileri ve olası arızaları bildiren şekilli ışıklar ve rakamlardan oluşan sistemdir. Aşağıdaki şekillerde de çeşitli göstergeler görülmektedir. Sol taraftaki göstergede 1 numarayla gösterilen yer motor devir göstergesi. 2 numarayla gösterilen yer uzun hüzme gösterge lambaları, 3 numarayla gösterilen yer hız ve kilometre göstergesi, 4 numara uyarı ışıkları, 5 numara yağ basınç göstergesi, 6 numara zaman saati, 7 numara hararet ısı göstergesi, 8 numara sağ sol sinyal gösterge lambaları, 9 numara yakıt seviye göstergesi, 10 numara voltmetreyi göstermektedir. Bu şeklimizde de yakıt gösterge devresini görmekteyiz. Taşıtın deposunda bulunan yakıtın miktarını sürücüye bildiren göstergedir. Araçlarda kullanılan yakıt göstergeleri yapı ve çalışma tasarı bakımından manyetik ve termik tip olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu şeklimizi inceleyecek olursak bir şamandıra düzeneği vardır depoda. Bu aküden akıp alır. Daha sonra bir gösterge saatimiz var. Yakıt gösterge saatimiz. Kontak anahtarı açtığı zaman devreye giriyor. Ve bu şekilde depoda bulunan yakıtın seviyesini bize gösteriyor. Yakıt göstergelerini manyetik tip yakıt göstergesi ve termik tip yakıt göstergesi olarak ikiye ayırmıştık. İlk olarak manyetik tip yakıt göstergesini inceleyelim. Devre elemanları olarak gösterge panelindeki bir gösterge saati ile yakıt deposundaki şamandıra tertibatından meydana gelmiştir. Yakıt deposu doluyken plastik top şeklindeki şamandıra yukarıda durur. Şekilde de yeşil renkte görüyoruz bunları. Şamandıranın kontrol ettiği ayarlı direncin pot diyoruz bu ayarlı dirence. Orta ucu sağ tarafta durur. Bu esnada potun direnç değeri maksimum olduğundan üzerinden çok az akım geçer. Gösterge panelinde bulunan iki bobinden sağdaki bobinin manyetik alanı daha fazla olacağından ibre en sağda depo full kısmında durur. Yani dolu kısımda durur. Depodaki yakıt azaldıkça şamandıra aşağıya doğru iner. Bu elemanın kontrol ettiği potun direnci de düşer. Direnci düşen pottan geçen akım gösterge panelinde solda yer alan bobinden de geçer. Soldaki bobinin oluşturduğu manyetik alan ibreyi geriye doğru çeker. Bu durumda deponun boş olduğu anlaşılır. Termik tip yakıt göstergesi. Termik tip yakıt göstergelerinde manyetik tiplerde olduğu gibi gösterge saatinden şamandıra tertibatına tek kablo gider. Her iki kısımda ısıtıcı dirençlerle takviye edilmiş bir metal levhalardan meydana gelmiştir. Yakıt deposu boş olduğu zaman şamandıra tertibatındaki diyafram serbest durumdadır ve üzerindeki kontaklar hafifçe birbirine dokunurlar. Kontak anahtarı açıldığında kısımlardaki dirençler aynı anda ısınır. Fakat gösterge saatindeki bir metal levha ibreye hareket vermeden şamandıradaki platin takımı açılarak devre akımını kesmiş olur. Bir metal levha soğuduğunda platinler tekrar kapanacak fakat bu durumda değişiklik olmadığı için ibre asla F pozisyonuna geçemeyecektir. Depo doluyken şamandıra tertibatı da yakıt seviyesi ile beraber yükselir. Şamandıra kolu ucundaki dil vasıtasıyla diyaframı esneterek kontakları birbirine sıkıca bastırır. Hatta bir metal çubuk bu durumda bir miktar üste doğru eğilecektir. Şamandıra üzerindeki kontakların açılması uzunca bir gecikmeden sonra olacağından gösterge ibresi de F pozisyonuna kadar hareket etme fırsatını bulur. Yağ gösterge devresi. Motordaki yağ basıncını ölçerek sürücüye bilgi veren sisteme yağ göstergesi denir. Yağ göstergesi yağ basıncını ölçmesiyle birlikte motor yağlama sisteminin çalışıp çalışmadığı konusunda sürücüyü bilgilendirmektedir. Basınçlı tip yağ göstergesi. Basınçlı tip yağ göstergesi
Bourdon tipinden meydana gelmektedir. Bu nedenle bu tip göstergeler Bourdon tip olarak adlandırılmaktadır. Basınçlı tip yağ gösterge sisteminde şoför mahallindeki gösterge saatinden ibaret tek bir kısım vardır ve sıvılı tip sıcaklık göstergelerine çok benzerler. Sadece üzerindeki kadran kilogram bölü santimetre kare, libre bölü inç kare veya bar olarak yağ basıncını gösterecek şekilde taksimatlandırılmıştır. Gösterge saati ince bir boru ile motor üzerindeki ana yağ kanalına bağlanır. Buradan gelen basınçlı yağ göstergedeki Bourdon tüpünü esneterek ibreye hareket verir. Evet arkadaşlar, bu şekillerde de manyetik tip yağ göstergesi ile termik tip yağ göstergesi görülmektedir. İlk olarak manyetik tip yağ göstergesini işleyelim. Manyetik tip yağ basınç göstergelerde ana yağ kanalı üzerinde bir basınç tüpü ve şoför mahallinde bir gösterge saati bulunur. Basınç tüpü diğer göstergelerde olduğu gibi ayarlı direnç özelliğindedir. Manyetik tip göstergelerde seri bobinin akımı basınç tüpü tarafından kontrol altına alınmıştır. Yağ basıncı arttığı zaman devreye direnç sokarak şönt bobinin etkisini daha hissedilir hale getirir. Buna göre göstergede değer gösterir. Diğer şeklimizde de termik tip yağ göstergesi görülmektedir. Termik tip yağ göstergelerinin sistemin yakıt ve sıcaklık göstergelerinden farkı devreden geçen akımın yağ basıncıyla kontrol edilmesidir. Motordaki ana yağ kanalına bağlanan basınç tüpünde diyafram gerildiği zaman kontaklar daha geç açılacaktır. Bu durumda gösterge saatindeki ısıtıcı direncin etkisiyle bir metal çubuk eğilerek ibreyi yüksek durumuna saptırmış olur. Bu şeklimizde yağ gösterge devresi, yağ basınç müşürü ve yağ göstergesi lambası görülmektedir. Yağ gösterge devresi ihtiyacı olan gerilimi kontak anahtarı üzerinden almaktadır. Basit bir yağ gösterge tesisatında yağ göstergesi, ikaz lambası, yağ müşürü, sigorta ve tesisat kablosu bulunur. İkaz lambası 1,5 watt, sigorta 7,5-10 amper arasında olmalıdır. Yağ gösterge tesisatında çektiği akım çok az olduğu için 0,75 ile 1 milimetre karelik tesisat kablosu emniyetli olarak kullanılmaktadır. El freni gösterge devresi. Aracın park etme ve benzeri durumlarda kullanılan el freninin çekili olup olmadığını gösteren sistemdir. El freni gösterge devresi ihtiyacı olan gerilimi kontak anahtarı üzerinden almaktadır. Şekilde basit bir el freni devresi ve el freni gösterge lambası görülmektedir. Basit bir el freni gösterge tesisatı olarak el freni göstergesini, ikaz lambasını, el freni müşürünü, sigortayı ve tesisat kablosunu sayabiliriz. Buradaki ikaz lambası 1,5 watt olmalıdır. Sigorta ise 7,5 ile 10 amper arasında olmalıdır. El freni gösterge tesisatında çektiği akım çok az olduğu için 0,75 ile 1 mm karelik tesisat kablosu emniyetli olarak kullanılabilir. Şarj lambası gösterge devresi. Şarj lambası araçlarda iki temel görevi yerine getirir. Birincisi, akü boşaldığında şarj lambası yanarak sürücüyü uyarır. Diğer görevi ise şarj sistemi çalışmadığı zaman yine uyarı ışığı yanarak sürücüye bilgi verir. Aşağıdaki şekilde şarj sistemini oluşturan parçalar ve şarj gösterge lambası görülmektedir. Şarj lambası gösterge devresi ihtiyacı olan gerilimi kontak anahtarından almaktadır. Basit bir şarj lambası tesisatında ikaz lambası, sigorta ve tesisat kabloları bulunur. İkaz lambası 1,5 watt, sigortası ise 7,5-10 amper arasında olmalıdır. Şarj lambasının gösterge tesisatında çektiği akım çok az olduğu için 0,75 ile 1 milimetre karelik tesisat kablosu emniyetli olarak kullanılır. Kilometre ve devir gösterge devresi. Hız göstergesi. Kilometre yani hız gösterge devresi
genellikle aracın hızını gösteren bir gösterge saatine ve aracın kat ettiği toplam yolu gösteren bir kilometre sayacına sahiptir. Kilometre sayacının diğer adı da odometredir. Kilometre ve devir gösterge devresi ihtiyacı olan gerilimi kontak anahtarı üzerinden almaktadır. Basit bir kilometre ve devir gösterge devresi tesisatında kilometre ve devir göstergesi, ikaz lambası, kilometre hız algılayıcısı, motor devir algılayıcısı yani takometre, sigorta ve tesisat kablosu bulunur. Buradaki ikaz lambası varsa 1,5 watt olmalıdır. Sigorta ise 7,5 ile 10 amper arasındadır. Kilometre ve devir gösterge tesisatında çektiği akım çok az olduğu için 0,75 ile 1 mm karelik tesisat kablosu emniyetli olarak kullanılabilir. Sinyal bobinli değişken dirençli tip hız sensörü. Vites kutusu çıkış milinde veya tekerleklerde bulunan sinyal bobinli tip sensörler sayesinde ölçüm yapılarak elde edilen sinyaller elektronik kontrol ünitesine gönderilir. Elektronik kontrol ünitesi ise taşıt hız göstergesine sinyal gönderir. Manyetik elemanlı tip hız sensörü ise vites kutusu veya transaksın çıkış mili üzerinde bulunan tahrik dişlisinden sinyal alarak çalışır. Buradaki manyetik alan değişikliği sinyalleri algılamasını sağlar. Bu sinyaller dijital bir dalga oluşturur. Dijital dalgalar ise araç göstergesinden ve elektronik kontrol ünitesi tarafından algılanır. Şalterli tip hız göstergesi. Şalterli tip hız göstergesinde kilometre kablosu tahrik ettirilerek göstergenin çalışması sağlanır. Temel parçaları bir mıknatıs, bir şalter ve kilometre kablosudur. Mıknatıs kilometre dişlisi tarafından döndürüldüğünde şalter kontakları açılıp kapanarak dörtlü sinyalleri üretir. Buradaki her dörtlü sinyal ECU yani elektronik kontrol ünitesi tarafından bir devir olarak algılanır. ECU da hız göstergesinin çalışmasını sağlar. Kilometre sayacı odometre. Kilometre saati mili üzerinde yerleştirilmiş olan özel bir dişli kilometre sayacı odometre gösterimi için bileşik halkayı döndürür. Birinci hane bir tur attığı ve rakam 9'dan 0'a değiştiği zaman birinci hanenin tekerinin üzerindeki iki diş pinyon vasıtasıyla ikinci hane tekeri iki dişle çevirir. Bunun dışında sürücü tarafından kilometre ve yakıt tüketimi kontrolü için kullanılan sıfırlama sayacı da bulunmaktadır. Sıfırlanabilir kilometre sayacı da kilometre sayacına benzer şekilde birleşik çalışan bir başka sayaçtır. Isı hararet göstergesi devresi. Isı yani hararet göstergesi motordaki soğutma suyunun sıcaklığını sürücüye bildiren göstergedir. Sıcaklık gösterge devresi ihtiyacı olan gerilimi kontak anahtarı üzerinden almaktadır. Basit bir sıcaklık gösterge devresi tesisatında sıcaklık göstergesi, ikaz lambası, hararet müşiri veya termistör, sigorta ve tesisat kablosu bulunur. Buradaki termistör, belirli bir sıcaklığın altında devreyi kesen ve belirli bir sıcaklığın üzerine devreyi açan elektronik ısı devre elemanıdır. Hararet müşiri ise ısı algılayıcısıdır. Sistemdeki ikaz lambası 1,5 watt olmalıdır varsa. Sigorta ise 7,5 amper ile 10 amper arasında olmalıdır. Isı gösterge devre tesisatlarında çektiği akım çok az olduğu için 0,75 ile 1 mm karelik tesisat kablosu emniyetli olarak kullanılır. Manyetik sıcaklık göstergeleri. Sıcaklık göstergeleri prensip olarak yakıt göstergelerine benzerler. Manyetik tip göstergelerde kullanılan ısı tüplerinde spiral bir yayın altına yerleştirilmiş akım ayarlayıcı diskler bulunur. Diskler özel maden oksitlerinden yapılmış olup
soğuk iken akım geçirme kabiliyetleri az ve ısındıkça artacak şekildedir. Bu yüzden soğutma suyu ile beraber ısınan ısı tüpü seri bobinin tesirini arttırarak gösterge ibresini yüksek sıcaklık derecelerine doğru saptırır. Termik sıcaklık göstergeleri. Manyetik tip sıcaklık gösterge saatindeki ısıtıcı dirençten geçen akım motordaki ısı tüpü tarafından kontrol altına alınmıştır. Motor soğuk iken ısı tüpünün elektriği iletkenliği azdır. Dolayısıyla bir metal çubuk normal pozisyonda bulunarak ibreyi soğuk durumuna çeker. Motor ısındıkça ısı tüpünün elektriki iletkenliği artacak ve devreden daha fazla akım geçirilecektir. Bu durumda fazla ısınan bir metal çubuk eğilerek ibreyi yüksek sıcaklık derecelerine doğru itmiş olur. Arıza uyarı lambası devresi. Gösterge panelinde bulunan ikaz ışığı sayesinde motorun çalışmasını ve aracın genel donanımlarına yönelik çalışan cihazların durumunu kontrol eden sistemdir. Herhangi bir arıza veya anormal çalışma durumunda ikaz ışığına gerilim uygulayarak sistem çalışmaktadır. Gösterge testi sırasında aşağıda belirtilen uyarı lambaları var ise yanacaktır. Bunlar nelerdir? Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi ABS, hava yastığı sistemi, şarj sistemi, uyarı lambası, yakıt seviyesi uyarı lambası, yağ basıncı, motor ısısını ölçen hararet ikaz lambası, vites konumu, kızdırma bujileri. Kızdırma bujileri lamba devresi. Soğuk havalarda veya soğuk iklim bölgelerinde dizel motorun çalışması silindir içerisine alınan soğuk havadan dolayı zorlaşmaktadır. Bu nedenle dizel motorlara kızdırma bujileri ilave edilmiştir. Kızdırma bujileri dizel motorun yanma odalarını yüksek bir ısı ile ısıtarak motorun soğuk havalarda çalışmasını kolaylaştırmaktadır. Şekilde bir kızdırma bujisi görülmektedir. Kızdırma bujileri doğrudan doğruya yanma odalarına yerleştirilirler. Dizel motorlarda kullanılan kızdırma bujilerinin uç kısmında ısıtıcı yani çalıştırıldığında etrafına ısı yayan dirençler bulunmaktadır. Kızdırma bujilerinin çalışma gerilimi 1,5 ile 2 volt arasındadır. Kızdırma bujileri lamba devresi ihtiyacı olan gerilimi kontak anahtarı üzerinden almaktadır. Basit bir kızdırma bujileri lamba devresi tesisatında ön ısıtma kumanda kiti, kızdırma bujileri ikaz lambası, kızdırma bujileri için sigorta, kızdırma bujileri ve tesisat kablosu bulunur. Buradaki ikaz lambası 1,5 watt olmalıdır. Sigorta ise 10 ile 15 amper arasında olmalıdır. Genel olarak çektiği akım çok az olduğu için 0,75 ile 1 mm karelik tesisat kablosu emniyetli olarak kullanılabilir. Yağ seviye uyarı lamba devresi, motor karterindeki yağ seviye değişimlerine duyarlı bir müşir veya şamandıra devresi tarafından karterdeki yağ seviyesine bağlı olarak gösterge panelindeki ikaz ışığını yakmak suretiyle çalışan bir sistemdir. Şekilde bir yağ seviye uyarı lamba devresi, yağ seviye müşiri ve ikaz ışıkları görülmektedir. Yağ seviye uyarı lamba devresi ihtiyacı olan gerilimi kontak anahtarı üzerinden almaktadır. Basit bir yağ seviye uyarı lamba devresinde yağ seviye uyarı lambası, yağ seviye müşiri, sigorta ve tesisat kablosu bulunur. Uyarı lambası 1,5 watt, sigortalar ise 7,5-10 amper arasında olmalıdır. Yağ gösterge tesisatında çektiği akım çok az olduğu için 0,75 ile 1 mm karelik tesisat kablosu emniyetli olarak kullanılabilir. Hidrolik seviye uyarı lamba devresi. Hidrolik fren yağ deposunda bulunan seviye değişimlerine duyarlı bir müşür tarafından depodaki fren seviyesine bağlı olarak gösterge panelindeki ikaz ışığına kumanda ederek ikaz ışığını yakmak suretiyle çalışan sistemlerdir. Hidrolik seviye uyarı lamba devresi ihtiyacı olan gerilimi
kontak anahtarı üzerinden almaktadır. Basit bir hidrolik seviye uyarı lamba devresinde hidrolik seviye uyarı lambası, hidrolik yağ seviye müşürü, sigorta ve tesisat kablosu bulunabilir. Uyarı lambası 1,5 watt, sigorta ise 7,5 ile 10 amper arasında olmalıdır. Yağ gösterge tesisatında çektiği akım çok az olduğu için 0,75 ile 1 mm karelik tesisat kablosu emniyetli olarak kullanılabilir. Gösterge sistemi devre kontrolleri. Gösterge sistemi devre kontrolünden önce akü, devre bağlantıları, soketler ve sigortalar kontrol edilir. Gösterge panelinde ve diğer gösterge sistemi parçalarında çatlaklık, kırılma, kablo kopuklukları varsa tespit edilir. Yakıt göstergesi sigortası, yağ gösterge devresindeki kablo bağlantıları, yağ basınç müşürü ve şarj devresi kontrolleri 10 metre ile yapılır. El freni müşürü ise 10 metre ile kontrol edildikten sonra katalog değeriyle karşılaştırılır. Kilometre ve devir gösterge sigortası da 10 metre ile kontrol edilerek değer gösterip göstermediğine bakılır. Isı göstergesi devre tesisatındaki bütün uçların akü gerilimi sırasıyla voltmetre ile, direnç olup olmadığı da 10 metre ile kontrol edilir. Kızdırma bujileri lamba devresi tesisatındaki bütün uçların sırasıyla akü gerilimleri voltmetre ile, devrede direnç olup olmadığı da 10 metre ile kontrol edilir. Yağ seviye ve hidrolik seviye devrelerinin kontrolleri ise 10 metre ile yapılır. Gösterge sisteminde ve elemanlarında arıza taraması yapmak için diagnostik test cihazı ile araç izosuna bağlanılır. Arızalı gösterge sistemi parçaları varsa yenisiyle değiştirilir. Sistemde parça değiştirildikten sonra ve hata silindikten sonra diagnostik test cihazı ile tekrar arıza taraması yaptırılır. İmmobilizer kode sistemi. İmmobilizer, araçların çalıştırma sistemine takılan elektronik bir devredir. Bu elektronik devrenin bir parçası arabayı çalıştıran kontak anahtarı içindedir ve bu parça tamamlanmadan motor çalışmaz. Bu nedenle immobilizer olan otomobillerin düz kontak ile çalıştırılması mümkün değildir. Immobilizer sistemin diğer ismi ise şifre kode sistemidir. Araçta kontak anahtarı çıkarıldığında otomatik olarak devreye giren bu sistem ile hırsızlığa karşı ekstra koruma sağlanmaktadır. Kontak anahtarı silindirine sürücü anahtarı yerleştirildiğinde sürücü anahtarı üzerinde bulunan elektronik kod üretici sistemin elektronik kontrol modülüne kontak anahtarı üzerinden bulunan halka şeklindeki anten vasıtasıyla bir kod gönderir. Bu kod doğru olarak algılandığında ECU ateşleme ve yakıt sistemlerini çalıştırır. Aksi durumda yanlış anahtar veya anahtarsız bir çalıştırma denendiğinde ECU bunu doğru kod olarak algılamayacak ve ateşleme yakıt sistemlerini çalıştırmayacaktır. Motor kontrol ünitesi. Motor kontrol ünitesi esas şifreyi içerdiğinden şifre sisteminin en önemli elemanıdır. Kontak anahtarı marş konumunda iken motor kontrol ünitesi şifre kontrol ünitesinden şifreyi ister. Şifreyi aldıktan sonra bunu hafızasında kayıtlı bulunan esas şifre, master şifre ile karşılaştırır. Sonuç pozitif ise motor kontrol ünitesi motorun çalıştırılmasına izin verir. Şifre kontrol ünitesi. Şifre kontrol ünitesi kontağa yerleştirilmiş olan elektronik anahtarı tanıyarak nasıl tanır? Kodlu alıcı vasıtasıyla tanır. Gizli şifreyi gönderir. Şifre tanındıktan sonra motor kontrol ünitesi motorun çalışmasına izin verir. Motor kontrol ünitesi gizli şifreyi özel bir prosedüre uygun olarak kaydeder. Şifre kontrol ünitesinin esas fonksiyonu kontağa yerleştirilen anahtarı tanımaktır. Şifre kartı. Şifre kartı aşağıdaki şifre numaralarını içerir. Elektronik şifre.
test cihazı veya gaz pedalı kullanılarak motorun acil durumda çalıştırılması prosedürü için gereken 5 rakamlı şifre numarasıdır. Mekanik şifre ise eğer gerekiyor ise yedek anahtar yapılması için gereken kod numarasıdır. Kartın diğer tarafında alarm ve uzaktan kumanda şifrelerini password'u belirten etiketlerin yapıştırılması için 2 adet boş yer bulunur. Uyarı lambası. Şifre sistemi uyarı lambası gösterge tablosu üzerinde yer alır ve şifre kontrol ünitesi tarafından kumanda edilir. Kontak anahtarı mar pozisyonuna çevrildiğinde uyarı lambası aşağıdaki durumlardan birini belirtir. Kısa bir süre 0.7 saniye yanma ve daha sonra sönme. Böyle bir şey varsa anahtar tanınıyor, sistem doğru olarak çalışıyordur. Yanıp sönüyorsa enjeksiyon kontrol ünitesi ve şifre sistemine kaydedilmemiş sistem boş sistemdir. Yanıp sönme varsa. Sürekli yanıyorsa eğer kontak anahtarı mar pozisyonuna çevrildiğinde uyarı lambası sürekli olarak yanar ise aşağıdaki belirtilen durumlardan biri mevcuttur. Anahtar şifre elektronik kontrol ünitesi tarafından tanınmıyor olabilir. Seri bağlantı yapılmamış veya enjeksiyon ve şifre kontrol üniteleri arasında bağlantı kurulamıyor olabilir. Anahtarın yeniden programlanması işlemi doğru olarak yapılmamış olabilir. Anahtarların ilk programlanması. Bir anahtarın programlanmış olup olmadığını kontrol etmek için anahtarı kontağa yerleştiriniz ve mar konumuna çeviriniz. Eğer şifre sistemi uyarı lambası sönerse anahtar programlanmış demektir. Eğer 2,5 saniye sonra uyarı lambası hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlarsa sistem hala programlanmamıştır. Programlanmamış bir sistemde anahtarların kaydedilmesi. Programlanmamış boş bir sistem, araçta hiçbir şifrenin kaydedilmediği, motor kontrol ünitesi ve şifre kontrol ünitesinin aynı anda bulunması anlamına gelir. Anahtarların programlanması işlemi aşağıda belirtildiği gibi iki kademede yapılır. İlk olarak elektronik anahtar şifreleri şifre kontrol ünitesine kaydedilir. Şifre kontrol ünitesi esas şifrenin motor kontrol ünitesine henüz programlanmamış iken kaydedilmesini sağlar. Birinci adım başarı ile tamamlandıktan sonra kontak anahtarı tekrar mar konumuna çevrilerek ikinci adım otomatik olarak uygulanmaya konulur. Programlama prosedürü 3 anahtar için açıklanmıştır. Fakat en çok 8 anahtar olmak üzere araç ile birlikte verilen tüm anahtarlar ve ilave anahtarlar için uygulanabilir. Kontak anahtarı mar konumundayken şifre sistemi uyarı lambası sürekli olarak yanıyor ise problem aşağıda belirtilenlerden biri olabilir. Anahtar şifre sistemi tarafından tanınmıyor olabilir. Seri hat bağlı değildir. Anahtarların yeniden programlanması işlemi doğru olarak yapılmamıştır. Şifre sistemi uyarı lambası 0,7 saniye süre ile yanar ve yaklaşık 2 saniye sonra tekrar yanıp sönmeye başlarsa tüm bağlantılar doğru olarak yapılmıştır ve çalışır durumdadır. Araç korunmuyordur ve universal şifre aktiftir. Şifre sistemi uyarı lambası bir kodunda yanıp sönüyorsa, yani bir kez yanıp sönme duruma, bir kez yanıp sönme. Seri hat bağlı değildir veya iki kontrol ünitesi arasında bilgi alışverişi yapılamıyordur. Şifre sistemi uyarı lambası iki kodunda yanıp sönüyorsa bu ne demektir? İki kez yanıp sönme duruma, iki kez yanıp sönme. Alıcı ya da verici arızalıdır. Verici yoktur veya elektronik enjeksiyon kontrol ünitesi yanlış bir şifre almıştır gibi durumlardan biri söz konusudur. Esas anahtar kayıp ise veya verici arızalı kayıp ise aşağıda belirtilen elemanların değiştirilmesi gereklidir. Kilit fişeği ve
yeni anahtarlar, şifre kartı da dahil olmak üzere. Şifre kontrol ünitesi, elektronik enjeksiyon kontrol ünitesi, esas anahtarların kullanılması gereken ilk durumda parçalar değiştirilir. Uzaktan kumanda sistemi. Uzaktan kumanda sisteminin görevi, taşıtın merkezi kilit sistemi ile birlikte çalışarak anahtarsız olarak araç kapılarının açılıp kapanmasını sağlamaktadır. Aşağıdaki şekilde uzaktan kumanda sisteminin parçaları görülmektedir. Bir numarada anahtarlar ve kartlı tip bir verici görülmektedir. İki numara kızılötesi veya radyo frekanslı bir alıcı vardır. 3 numara gene araç içi merkezi kontrol ünitesine entegre edilmiş merkezi kilit modülüdür. 4 numarada kapıların, bagaj kapağının ve yakıt deposu kapağının mekanizmalarını harekete geçiren aktüatörler, yani kilit motorları görülmektedir. Uzaktan kumandalı anahtar veya vericiler. Genel olarak bir merkezi kilit sisteminin tanımlanması kullanılan uzaktan kumandanın tipine bağlıdır. Şekilde 3 tip anahtar görülmektedir. Birinci tipte kızılötesi uzaktan kumanda kolaylıkla tanınabilir. Pil kontrol ikaz ışığına ek olarak kızılötesi uzaktan kumandanın verici bir diyotu vardır. İkinci tip olan anahtarda radyo frekanslı uzaktan kumandanın ise sadece pil kontrol ikaz ışığı vardır. Üçüncü tipte ise bazı model yeni model araçlarda radyo frekanslı bir kart bulunmaktadır. Uzaktan kumandalı alıcılar. Uzaktan kumanda sisteminin eski sistemlerinde alıcı ile kod çözücü birbirlerinden ayrı elemanlardı. Alıcı bilgiyi kod çözücüye kablo ile aktarıyordu. Yeni sistemlerde ise dekoder fonksiyonu araç içi merkezi kilit modülü bünyesinde bulunmaktadır. Alıcı anten ise merkezi kontrol ünitesinin bünyesinde de olabilmektedir. Açılır mekanizmaları kilitlemek veya kilitlerini açmak için anahtarlardaki kızılötesi vericisinin aracın alıcısına doğru yönlendirilmesi gerekir. Değişken kodlu kızılötesi uzaktan kumanda sistemlerinde değişken kodun olumsuz yönü harici frekans karışmalarına karşı daha hassastır. Radyo frekanslı uzaktan kumandalı anahtarla vericiyi alıcıya doğru yöneltmeden açılır. Mekanizmaların kilitlerinin daha uzun bir mesafeden açılması mümkündür. Alarm sistemi. Alarm sistemi taşıtlarda çalınmaya, hırsızlığa karşı güvenliği sağlayan bir uyarı sistemidir. Alarm sisteminin temel görevi hacimsel ve çevresel olarak taşıt güvenliğini sağlamaktır. Alarm sisteminin şu özelliklere sahip olması gerekir. Kapıların, kaputun ve bagaj kapağının kontrolü. Radyonun çalınmasına karşı koruma. Kilit silindirleri ile alarm sisteminin devreye girmesi. Sesli veya görsel işlev göstergesi. Elektrik ve elektronik devreler ile otomatik test olanağı. Alarm sisteminin parçaları, alarm kontrol modülü yani beyni, tavan lambası içinde yer alan radyo frekansında çalışan bir alıcı, uzaktan kumandalı bir verici yani şifreli anahtar, sensörler, kapı, motor kaputu, bagaj kaputu anahtarları, switchleri, alarm hoparlörü, bir de acil durum anahtarıdır. Alarm sistemi uzaktan kumanda veya kilit sistemi ile devreye sokulabilir. Sistemin devreye girme komutu uzaktan kumandadan gönderilen sinyallerle verilmiş ise alıcı aldığı bu sinyali bir elektrik sinyaline dönüştürür ve sistem beynine iletir. Sistem beyni aldığı bu bilgiyle kapıların, ön kaputun ve bagaj kapağının kilit mekanizmalarını çalıştırarak gerekli kilitleme işlemini sağlar. Devreye sokma işlemi yaklaşık 20 saniye sürer. Sistem çalışıyor iken kapılardan birisi kaput veya bagaj kapağı açılmaya zorlanırsa, yani istek dışı, yetki dışı olarak, modül alarm hoparlörüne sinyal göndererek sesli uyarıyı başlatır. Radyo
CD enerji terminali çıkarıldığında veya kontak açıldığında bu sesli uyarının yanında 30 saniye süreyle kornanın çalmasını ve 5 dakika süreyle de far ve sinyallerin faslalı şekilde yanmasını sağlar. Airbagler hava yastıkları. Airbag hava yastığı otomobillerde çarpışma sırasında içerisine hava veya gaz dolarak şişmesiyle sürücü ve yolcuları darbelerden koruyan önemli bir güvenlik sistemidir. Airbag sisteminin temel görevi kaza sırasında sürücü ve yolcuların bedenlerini darbelerden, parça saplanmalarından ve diğer zarar verici etkilerden korumaktır. Airbag belli bir hızın üzerinde genellikle 20-25 km/saat ile çarpmalarda devreye girecek şekilde ayarlanmaktadır. Airbag sisteminin yapısı incelendiğinde 3 önemli kısımdan oluştuğu görülmektedir. Birinci kısım ince naylon yastık, ikinci kısım darbe sensörleri, üçüncü kısım ise şişirme ünitesi yani modüldür. Arabanın önündeki darbe sensörü belli bir seviyenin üstündeki çarpmalarda sodyum azidin bulunduğu tüpe bir elektrik sinyali gönderir. Burada çok küçük bir kıvılcım oluşur ve bunun yarattığı ısıdan da sodyum azit çözülür. Açığa çıkan nitrojen yani azot hava yastığına dolarak yastıkları şişirir. Buradaki darbe sensörünün çarpmayı algılaması ile yastığın şişmesi arasında geçen zaman sadece 30 milisaniyedir. Şişme işleminden 1 saniye sonra yastık üzerindeki özel delikler vasıtasıyla kendi kendine sönerek kazazedeye baskı yapmayı engeller. Airbag'in parçaları. Birincisi airbag modülüdür. Airbag modülü hava yastığı sisteminin temel parçasıdır. Yastık şişirme tertibatı, ateşleyici ve katı gaz kapsülleri bu parçanın içerisinde bulunur. Darbe sensörü, yüksek bir hızda seyir halindeyken ani frenleme veya kaza sırasında darbeyi algılayarak hava yastığının modülünü çalıştıran parçadır. Diğeri de airbag kontrol ünitesidir. Emniyet kemerleri. Emniyet kemeri, sürücü ve yolcuları bulundukları koltuğa sabitleyerek oluşabilecek ciddi yaralanmalara karşı koruyan bir güvenlik önlemidir. Emniyet kemerinin görevi, durdurma gücünü vücudunuzun en dayanıklı bölgelerine dengeli bir şekilde yaymaktır. Yapısı ve çalışması şöyledir. Tipik bir emniyet kemeri sistemi, dokuma bir kemer ve kaza anında kilitlenen bir mekanizmadan oluşmaktadır. Mekanizma içinde dokuma kemerin sarılı olduğu bir makara bulunur. Mekanizma içinde yay, kemerin sarıldığı makaraya döngüsel bir kuvvet uygular. Emniyet kemeri kayışı dışarı doğru çekildiğinde makara saat yönünün tersine döner ve bu hareket merkez noktasından makaraya monte edilmiş sarmal yayın da aynı yönde dönmesini sağlar. Döndükçe gerilen yay makarayı saat yönüne dönmeye zorlayan kuvveti oluşturur. Bu kuvvet emniyet kemeri kayışını sürekli olarak mekanizmanın içine doğru çeker. Bu şekillerde de 3 noktadan tespitli çapraz emniyet kemeri, 2 noktadan tespitli emniyet kemeri ve tek çapraz kuşaklı emniyet kemeri görülmektedir. 3 noktadan tespitli çapraz emniyet kemeri otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs ve kamyon gibi araçların sürücü ve ön yolcu koltuklarında kullanılırlar. Sürücü veya ön koltuktaki yolcunun vücudunu hem yatay hem de çapraz kuşaklarla koruma altına alır. İki noktadan tespitli emniyet kemeri ise tek kucak kemeri olarak da adlandırılan bu emniyet kemeri genellikle otomobillerin arka koltuklarında, otobüs ve minibüs gibi araçların yolcu koltuklarında kullanılırlar. Yolcuların bulunduğu koltuğa sabitleme görevini yaparlar. Tek çapraz kuşaklı emniyet kemeri ise iki noktadan çapraz bir kuşakla vücudu koruma altına alan bir emniyet kemeridir. Tek kucak kemerine göre daha iyi bir sabitleme sağlar. Aktif gergili emniyet kemeri. Aktif ön gergi fikri kaza sırasında emniyet kemerindeki gevşekliği alarak yolcu hareket etmeye başlamadan önce fazladan oluşmuş boşluğu yok etmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Ateşlemeli ön gergi sistemlerinin temel işletim unsuru
içi yanıcı bir gazla dolu olan bir ateşleme odasıdır. Bu odanın içinde aracın merkezi işlemcisine bağlı bir ateşleme ünitesi bulunan daha küçük bir bölüm bulunur. Hareket algılayıcılardan gelen uyarıyla merkezi işlemci hemen ön gergi sistemindeki ateşleyiciyi devreye sokar. Yanan gazın oluşturduğu basınç pistonu yüksek hızla yukarı doğru iter. Pistonda bulunan dişliler emniyet kemeri mekanizmasının içindeki makarayı döndürür. Makara dokuma kuşağını mekanizmanın içine doğru çeker ve kemerde oluşabilecek bollaşmayı yok eder. Emniyet kemeri takılı değilse aynı süratle daha kısa bir sürede 20 saniye 1 bölü 20 saniye sonra hareket ederek ölümcül darbe ile karşı karşıya kalınacaktır. Bu anda sürücü muhtemelen araçtan fırlayacak veya direksiyona çarparak göğsü üzerine yaklaşık 6 tonluk bir kuvvetle karşılaşacaktır. Arkadaşlar, araç gösterge ve güvenlik sistemleri konumuzu işlemiş bulunmaktayız. Bizleri dikkatli dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.